Bugün Irak Türkmen Cebesi Yürütme Kurulu Erbil Ofisi, sivil toplum kuruluşları tarafından gençlerle buluşma konferansı düzenlendi. Beyefendiler, sevgili değerli hanımefendiler, hepinize saygıyla selamlarım. Çok hoca duz, safalar getirdiniz. Biz istedik bugün 14 Ağustos Cumartesi günü burada sizlerden buluşak. İşte bu buluşmak amacı birimizi ile gençlerin durumunu konuşmak ve gelecekte ne yapmamız gereken hususları bugün sizlerle tartışıp önerilerimizi, görüşlerimizi almak için bir araya geldik. Bugün İTİZ Erbil İl Başkanlığı var, bizim medya basın grupları var, işte bizim en güzel son aşamada gelişme olan Irak Türkmen Cebesi'nin yürütme kurulu Erbil ofisinde atılması, bu çok önemli bir gelişmeydi. Erbil Türkmenler için veya bölgede olan siyasi hareketler için. Tabii biz bugün Erbil'deki Türkmen gençleriyle buluşma başlığı altında bir konferans düzenledik. Bu konferans Irak Türkmen Cebesi Yürütme Kurulu Erbil Ofisi tarafından düzenlenen bir konferans olmuştur. Bizim amacımız burada işte gençlerle buluşmak amacımız. Gençlerin bölgede veya Türkmen gençlerinin Türkmen siyasi harekatında önemini veya geçmişte yaptığı katkıları, rollarını biz konuştuk. Ayrıca da geleceğe yönelik gençlerimizden öneriler, görüşlerini biz istedik. Gençlerimizin her zaman görüşleri önemlidir. Önerileri, istekleri önemlidir. O yüzden büyük bir katkılar var gençlerimizin. Bizim ikinci amacımız da budur. Gençler için kapıyı açmak, işte katkıyı sağlamak, daha fazla Türkmen siyasi harekatına, işte siyasete katkı bulmak veya katılmasını sağlamaktır. Bugününkü gelen arkadaşlar da önemli şerihelerden, farklı şerihelerden gelmişler. Önemli kişilerdir. Bütün hem kültürel, hem sanat, hem siyasi, hem de medya alanda çalışan kişilerdir. Öğretim üyeleridir. Değerli kardeşlerimiz de bugün katlanıyor. Biz bu çalışmaları artık bundan sonra daha aktif bir şekilde yaparız. Dediğim gibi amacımız gençlerimize destek vermektir. Gençlerimizin yolunu açmaktır. Gençler büyük bir yatırımdır. Geleceğe yönelik bir yatırımdır. O yüzden gençlere destek vermek veya gençler yanında olmak toplumun geleceğinin yanında olmasına, destek vermesine anlamına gelir. O yüzden biz de bugün gençlerimizle bunu konuştuk. Bundan sonra ne yapacağımız, o birlikte Türkmen siyasi harekatına, Türkmen siyasetine büyük bir katkı sağlamamız birlikte hareket ederiz. Önemli olan, burada olan, en önemli olan Türkmen varlığını işte aktifleştirmektir. Siyasi haklarına sahip çıkmaktır. Biz her zaman barış yoluyla, diyalog yoluyla Türkmen siyasi harekatına veya isteklerini bulmaya çalışırız. Son olarak da biz tebe yoluyla bu son günlerde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde işte sel yoluyla, yangın yoluyla işte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten biz bu Türkiye'de en son çıkan bu olaylardan, bu yangın olsunsa çok biz üzmüştür. Derinden biz üzüldük. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da her zaman mazlum insanların yanında olmuştur. Her zaman bütün etnik gruplara, bütün insanlara destek vermiştir. İşte bu destek zor şartlar altında olan bu insanlara destek sağlamıştır. O yüzden bizim de her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. En yakın zamanda bu olan olaylar Türkiye'de özellikle sel ve yangının sonlandırması Yüce Allah'tan diliyoruz.
Ayrıca burada da yaşayan bütün Türkmenlerin de adına, gerçekten bütün Türkmenler de burada üzülmüştür. Son olarak da biz burada olan bütün etnik gruplarıyla, bütün burada olan farklı etnik gruplarıyla birlikte yaşamayı, birlikte işte bu güzel günleri hem siyasette olsun, hem sosyal hayatta olsun, hem de kültürel hayatta olsun, en önemli olan burada olan şehrimizi, burada olan bölgemizi korumak gerekir. Bugün 14 Ağustos, Irak Düşman Cephesi olarak gençlik teşkilatları fikir alışverişi yaptık. Bu fikir alışverişlerinde tabii ki bir sürü noktalar koyuldu. Önemli fikirler değindi, meşreplerle ilgili, gençlerle ilgili, ne de toplayabildik, ne yapabildik. Müstakbele göre bir güzel planlar koyduk.